Bu hafta mı öbür hafta? Önümüzdeki hafta abi. 17 yıldır mensubu olmaktan onur duyduğum Bozok Üniversitesi'ne geldiğim günden beri üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar geçirmiş olduğu bütün süreçlerde yer aldım. 17 yıl boyunca üniversitemizde değişik akademik ve idari görevlerde hizmet ettim ve halen de devam etmekteyim. Bu süre zarfında bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, enstitü müdürlüğü, eğitim fakültesi kurucu dekanlığı görevlerini yürüttüm. Halen de Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığını yürütmekteyim. Bir başka deyişle 17 yıldır üniversitemize hem akademik hem de idari anlamda bütün gücümle hizmet etmeye çalışıyorum. Gelinen son nokta itibariyle bütün bu deneyimlerimin ışığı altında rektör adayı olmaya karar verdim. Üniversiteler gençlerin ve ülkelerin geleceğini belirleyen önemli kurumlardır. Üniversitelerin bu önemli ancak sorumluluk bilinci taşıyan, bilgi ve beceri sahibi olan idarecilerle anlam kazanır. Bozok Üniversitesi önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen bu potansiyeli üretime dönüştürme konusunda henüz istenilen ivmeyi yakalayamamıştır. Bu durum sadece Yozgatlılar ve üniversitemiz çalışanlarının değil, tüm ülkeyi ilgilendiren bir konudur. Üniversitelerin araştırma, öğrenme, öğretme, bilgi üretme sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve sahip olduğu evrensel ışığı ile tüm dünyayı aydınlatabilmesi ancak özgür ve paylaşımcı bir idari yapıya sahip olmasına bağlıdır. Bu önemli sorumluluklar tüm üniversite çalışanlarıyla ortak bir zeminde buluşabilen bir yönetim anlayışı ile yerine getirilebilir. Bozok Üniversitesi'ni bilgi üreten ve ürettiği bilgiyle Yozgat'ı, Türkiye'yi aynı zamanda da dünyayı aydınlatan bir kurum haline getirmek hepimizin ortak hedefidir. Üniversitemizin bilimsel arenada ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmesi başarılı bir gelişme ve yenilenme süreci ile sağlanabilir. Bu sürece katkı sağlamak amacıyla 2015-2019 dönemi için rektör adayı olmaya karar verdim. Bugüne kadar yürütmüş olduğum idari ve akademik görevlerimde edindiğim bilgi ve kazandığım deneyimlerin verdiği güven ve sorumluluk anlayışı çerçevesinde tarafsızlık, dürüstlük, şeffaflık, adalet, liyakat ve katılımcılık yönetim anlayışımın temel ilkeleri olacaktır. Neden rektör adayı oldum? Sorusuna verilecek cevabım ise 1. Daha şeffaf ve katılımcı bir yönetim sergilemek istediğim için, 2. Yozgat'ın ve Yozgatlıların iştirakı ile üniversitenin gelişimini hızlandırmak için, 3. Bozok Üniversitesi'ni hem öğrencilerin hem idari ve hem de akademik camianın cazibe merkezi yapmak için, 4. Üniversitenin sorunlarını yerinde tespit ettikten sonra bu sorunların çözümü için bütün paydaşlarla aktif bir ilişki içinde olmanın gerekliliğine inandığım için aday oldum. Diyeceksiniz ki bu konuda projeleriniz var mı? Sorusuna verilecek cevabım ise, bir, üniversitenin dünyanın saygın üniversitesi arasında yer almasını sağlayacağız. Bununla ilgili olarak üniversitemiz ile dünyanın sayılı üniversiteleri ile protokoller yapılarak öğrenci ve akademisyen değişimini hızlandıracağız. Yok demiyorum, hızlandıracağız. 2. Üniversitenin uluslararasılaşma hedefine uygun olarak dünya ölçeğinde bilimsel ve kültürel ilişkiler geliştireceğiz. 3. Mevcut üniversite vakfının yönetimi üniversitemizde olmadığından yeri yeterli ölçüde bu vakftan istifade edilememektedir. Bu nedenle yeni bir üniversite vakfı kurarak bir an önce bu sorunu çözeceğiz.
uluslararası ve ulusal nitelikli bilimsel çalışmalarda başarılı olan öğretim üyelerinin kurulacak yeni vakıf sayesinde finansal olarak destekleyeceğiz. Dört, Bozok Üniversitesi personelinin çocuklarına yönelik kampüs alanı içerisinde okul öncesi ilk ve ortaokul açma konusunda girişimlerde bulunacağız ki kreş açıldı. Ortaokul ve ilkokulda açmayı hedefliyoruz. Bu konu öncelikle hedeflerimiz arasındadır. Bölgesel ve ekonomik gelişmişlik açısından Yozgat'tan daha iyi olan illerdeki üniversitelerin geliştirme ödenekleri Bozok Üniversitesi'nden daha yüksek. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla tüm paydaşlarla ve ilgili birimlerle görüşüp bu durumun düzeltilmesi için azam gayret sarf edeceğiz. Bunun sebebi de tabii malumunuz burada öğretim üyesi, kalifiyeli öğretim üyesi bulmakta ve tutmakta güçlük çekmekteyiz. Bu da önemli bu sebeple. Yine çok önemli gördüğüm hususlardan birisi, üniversitemizi akademik ve idari personel açısından bir cazibe merkezi haline getirmenin en önemli engeli lojman eksikliğidir. Bu anlamda Bozok Üniversitesi'nden sonra kuruldukları halde şu an lojman imkanı olan Bayburt Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerin bu konudaki çalışmaları incelenmiş olup yapılacak girişimler tespit edilmiştir. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 500'e yakın lojman 2015 yılında başında öğretim elemanlarına tahsis edilmiştir. İletişime geçilmiş olup onların bu konudaki bilgi ve tecrübelerinden yararlanılacaktır. Göreve geldiğimiz takdirde acil eylem planlarımızın başında lojmanlar yapımı yer almaktadır. Lojmanlar yapılırken TOKİ ve Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği yapılarak ihtiyaca göre 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler şeklinde planlama yapılacaktır. İnşa edilecek lojmanların bulunacağı kampüs alanı içerisinde sosyal donatıların ki bunlar okul, alışveriş merkezi, spor kompleksi, kapalı olimpik yüzme havuzu, oyun parkları, hobi bahçeleri ve benzerleri hepsi bulunacaktır. Bu çalışmanın akademik ve idari personelin tümünü kapsaması hedeflenmektedir. Şu ana kadar kampüs içinde yer alan binaların çevre düzenlemesi tamamlanmamıştır. Yapılacak tek ve büyük bir ihale ile bütün kampüsün çevre düzeni bir seferde ve tek elden yapılacaktır. Bununla beraber kampüs içinde yer alan yollar yeniden ele alınarak güvenlik ve güvenilir ve kullanışlık açısından yeniden planlanacaktır. Kampüsün ortasından geçen şehirler arası yolun kampüs dışına alınması sağlanacaktır ki bu işte gayretler var. Onu da inkar etmiyoruz. Ayrıca yapımı devam eden tıp fakültesi ve morfoloji binası bittiğinde günlük birçok hasta ve hasta yakının geleceği düşünülerek hastane için kampüs yolundan bağımsız bir yolun yapılması bu sayede kampüs içi trafiğin rahatlamasını sağlayacaktır. Üniversitemizin kurulduğu günden beri henüz tam anlamıyla çözümlenmemiş su veya su ile ilgili altyapı sorunları hızlı tren inşaatı sırasında bölgede bulunan yeraltı suyunun kampüsümüze aktarılmasıyla çözülecektir. Bütün bu projelerin ön hazırlıkları yapılmış ve izlenecek yol haritası tespit edilmiştir. Üniversitemiz için yeni bir değişim dönemi anlamına gelen rektörlük seçim sürecinin üniversitemiz mensuplarının hedeflerine ulaşabilmeleri, geleceğe umutla bakabilmeleri ve çalışmalarını huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri için önemli fırsat olacağına inanıyorum. Üniversitemize hizmet yarışı olarak değerlendirdiğimiz bu sürecin centilmenlik anlayışıyla ve etik değerler gözetilerek geçmesini temenni ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu nedenlerle güçlü bir Bozok Üniversitesi için beraber yürüyelim diyorum. Allah utandırmasın. Yozgat'ımıza, üniversitemize hayırlı olsun. Demiştim ki Türkiye'nin ortasında yeni kurulan bir üniversite. Bu vesileyle 17 yıldır da zikrettiğim gibi 17 yıldır da burada hizmet ediyorum. Akademik manada belki slide'de görülmüştür. Yaptığım çalışmalar hitamına ermedi. Hala da çalışmalar yapıyorum.
Yani gerek editörlük bazında gerekse uluslararası yayınlar bazında. Ülkelerden bilim adamlarının kontrolümüzde, bizim kontrolümüzde çalışmayı, çalıştırmayı görmeden ölümü nasip etmesin diyorum. Yani tek en büyük arzularından birisi bu.